28 Şubat'ın üzerinden tam 27 yıl geçti. Bugün yine 28 Şubat kararlarını alanların, uygulayanların ya da destekçilerinin silüetlerini ekranlardan görüp duruyoruz. Biri küçük ortak. Onu her gün görüyoruz. İktidarın hemen yanı başına kazıkacaktı. Biri iktidarla aynı gemideyiz ama rotayı biz çiziyoruz diyen Perinçek. Onu da oralarda iktidarın etrafında yakınında görüyoruz. 90'ların karanlığında ismi olan bir eski başbakan çıkıyor, iktidarın İstanbul adayına desteğini açıklıyor. 5 Nisan 94 kriziyle de anılır sık sık biliyorsunuz. Onu da ihtiyaç durumunda ortalarda görüyoruz. Buradan ben iktidara seslenmek istiyorum. Biz o siyasetçileri çok gördük ama bir yararlarını görmedik. Kiminin bu memlekete en küçük bir faydası olmadı, kimi de büyük zararlar verdi, çekti gitti. Bu ülke onları maalesef çok gördü. En çok da zararlarını gördü. Rica ediyorum 90'ların karanlıklarının siyasetçilerini artık ekranlardan uzak tutun, çocuklardan uzak tutun diyor. Hele o bağırıp çağıran, hakaret eden, her gün televizyonlarda şiddet pompalayan, nefret pompalayan. İnanın onlar ekranlara çıktığı zaman rütün bir karar alıp şöyle hemen bir 18 artı işaretini koyması lazım ekranlara. Hicap duyuyor insan ya. Biz gördük onlar görmesin diyorum. Biz şahit olduk, çocuklar şahit olmasın diyorum. Biz yaşadık, onlar yaşamasın diyorum. Değerli arkadaşlar, söyledik, söylüyoruz. Türkiye'de bir hayalet dolaşıp duruyor. Evet, 28 Şubat hayaleti. Hatırlıyor musunuz? O dönemin generalleri 1000 yıl sürecek demişlerdi. Onu o generaller, o rütbeliler başaramadı. Ama Sayın Erdoğan ve ortakları başarma gayretinde şu anda. Yıllardır bu ülkeden def etmeye çalıştığımız her türlü zihniyet geldi iktidarın başına, yanı başına oturuverdi. İktidardaki de memnun ha. Bir şikayeti görünmüyor. Sık sık onlarla poz vermeyi de bir marifet sayıyor. Gençlerimizi okullardan mahrum bırakanları kapıdan kovduk, onlar bağrına bastı. Bizden, onlardan diye ayıranları yanımızdan uzaklaştırdık, onlar yanlarına aldı. Seçim seçim çalışıp yendiğimiz hukuksuzluğu kendilerine şiar edinmişleri aldılar, yanlarındaki koltuklara oturttular. Ve sonuç ortada. Arkadaşlar, iktidarın yanındaki zihniyet, başörtülü olduğu için meclisten vekil kovan, meclise girebilmesi için kadınlara başını açtıran zihniyettir, unutmayalım. Gece vakti bir vekilin evine baskına giden DGM savcılarının zihniyetidir, unutmayalım. Bu zihniyet 22 yıl önce bu toprakların en derinine defnettiğimiz bir zihniyettir. Tekrar hortlattılar. Kimsenin şüphesi olmasın. İrili ufaklı iktidar ortaklarıyla da zor durumda mikrofon uzatılan karanlık figürlerle de mücadelemiz bizim sonuna kadar devam edecek. İşte Deva Partisi bunun için var arkadaşlar. Bu 28 Şubat ve türevi zihniyetlerle mücadele etmek için var. Tam demokrasi için var, tam demokrasi. Öyle eksik gedik değil. Öyle herkesin kendine göre uydurduğu, tanımladığı demokrasi değil. Gerçek anlamda tam demokrasi için Deva Partisi var. Biz burada oldukça ölmüş ideolojilere heba edecek insanımız olmayacak. Biz burada oldukça bu ülke topraklarında mazlumlara zulmetmeye geçit olmayacak. Çünkü biz her zaman yüksek sesle haykıracağız. Çünkü biz gözü pek hiçbir şeyden korkusu olmayan kadrolarız. Bakın, Deva Partisi'nin pek çok partiden farklı olduğu, Deva Partisi'nin pek çok partiden ayrıştığı en önemli konu arkadaşlar, bir, hiçbir tehdit altında asla boyun eğmeyiz, hiçbir teşvik de bizi asla cezbedemez. Yani hükümetin sopayla ya da havuçla yola getirdikleri partilerden değiliz biz. Bunu iyi anlamaları gerekiyor. Şunu unutmayın, Deva Partisi varken hiç kimse sizin hakkınıza göz koyamaz. Deva Partisi varken hiç kimse helal tek bir lokmanızı elinizden alamaz çünkü biz varız. Biz o düşük emekli maaşları, o siftahsız kapanan dükkanlar, o ürettikçe zarar eden çiftçilerin tüm Türkiye'de sesiyiz. Çünkü korkmadan dillendiriyoruz her şeyi. Onun için diyoruz ki endişeye mahal yok. Çünkü artık Deva Partisi var. İktidarı da muhalefeti de her seçim yanınıza gelip vaatler sıralıyor değil mi? Vaadin bini bir para. Sanki biri iktidarı, biri de belediyeyi yönetmiyormuş gibi her seçim yüzleri kızarmadan vaatler vermeye devam ediyorlar. İşte ne diyor? 2025'te enflasyon bilmem neye düşecek. Ya arkadaş, 2017'den 2018'den bu yana sürekli olarak enflasyon düşecek diyen siz değil misiniz? Düştü mü? Düşmüyor. Ben iktidarda olduğum sürece faiz iner, daha da inecek deyip seçimlere giderken faizi bu millete %8,5 gösterip seçimlerden sonra 8 ayda 8 kere faizi artıran kendileri değil mi ya? Depremden sonra geçen sene Mart ayında bir yılda 312 bin konut inşa edeceğiz deyip bunun %10'unu bile tamamlamayan
kendileri değil mi? Genel seçimlerden tam 1,5 ay önce. Çıktı demedi mi? 312 bin konutu biz inşa edeceğiz dedi. Ben de dedim, bir dakika ya dur. Biz hesap kitap bilen insanlarız. TOKİ'nin 20 yıllık ortalaması 50 bin konut. TOKİ bu ülkede ancak yılda 50 bin konut yapacak bir kapasiteye sahip. Döndü dolaştı deprem bölgesinde TOKİ'nin kendi ifadesiyle anahtar teslimine hazır olacak konut sayısını 46 bin açıkladı. Dememiş miydik arkadaş 312 bin konut yapacağım diyorsun da bunun parasını nereden bulacaksın? Bir finansmanını açıkla hele. Yok. Vaat 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 seçimi kazan %50+1'i cebine koy. Arkana dönüp bakmadan yürü git. Sonra da atı alan Üsküdar'ı geçti de. Gelelim Antalya'ya. Ben buradan soruyorum. Antalya, Alanya otoyol projesi nerede? Alacabel tüneli nerede? Ha bugün ha yarın derken 8 yıldır tünel yok arkadaşlar. Söyleyeyim bu gidişle 10 yılda olur 15'te. Otoyol projesi 6 kez ertelendi. Bu kafayla daha 10 kere de ertelenir 15 kere de. Yol yok. Hızlı tren değil mi? Konuşulup duruyor. Nerede? 10 yılda geçer, 15 yılda geçer olmaz. Değerli arkadaşlar bakın bu iktidarın artık birikmiş sermayesi tükendi. Bizim zamanda oluşturduğumuz, bizim zamanda biriktirdiğimiz ne kadar rezerv varsa, ne kadar kredibilite varsa, ne kadar yedek akçe varsa hepsini tükettiler. İnsafsızca tükettiler. Merkez Bankası'nın yıllardır biriktirdiği yedek akçeyi o birinci damat bir günde sıfırladı ya. Bir günde sıfırladı. Bir yılda daha sonra biriken yedek akçeyi yine bir günde sıfırladı. Acımadı. Merkez Bankası'nın rezervlerini eksiğe düşürdüler eksiğe. Merkez Bankası şu anda net olarak döviz borcu olan bir banka haline geldi. Elindeki rezervden çok daha fazla borcu var bu ülkenin Merkez Bankası. Değerli arkadaşlar bakın ister merkez hükümet olsun ister belediyeler olsun. Eğer bir insanın aklı hizmette değil haksız ranta olursa, eşe dosta kazandıracağı paralarda olursa, insanın aklı boş arsalarda, dikilecek plazalarda, dağıtılacak ruhsatlarda, oyunlarla el değiştirecek kamu arazilerinde olursa hizmetin gelmesi 20 yılda sürer, 30 yılda sürer, 40 yılda sürer. Bakın arkadaşlar, ülkeye bunca katkı sunan, turizm dövizini sunan, sebze meyve sunan Antalya böyle yönetilmeyi hak etmiyor. Benim Antalyalı hemşerim 2024'ün Türkiye'sinde hala sivrisinek ve böceklerle uğraşmayı hak etmiyor ya. Burası koskoca Türkiye, büyük ve güzel ülke Türkiye. O 70'lerin 80'lerin geri kalmış Türkiye'sinin sorunlarını getirdiler, tekrar bu ülkenin başına musallat ettiler. Sadece ve sadece kötü yönetim sebebiyle. 2024 Türkiye'sinde hala saldırgan sokak hayvanlarını dert etmeyi bu millet hak etmiyor. İşte Belek'te değil mi? Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahrem Elin Pınar'ı unutmadık. Çocukcağız köpeklerden kaçayım derken bir kamyonun altında can verdi. Yazık günah değil mi? Bu soruna hala çözüm bulunmamış olması 2024 Türkiye'si için büyük bir ayıptır, büyük bir utançtır. Belediyesiyle iktidarıyla hepsinin ortak sorunudur bu. İşte değerli arkadaşlar bütün bu sorunları biz çözmek için yola çıktık. Sokakların her yaştan insan için güvenli olduğu şehirleri oluşturmak için yola çıktık. Toplu taşıma araçlarının durağa zamanında geldiği, gideceği yere zamanında ulaştığı, çarpık kentleşmenin olmadığı, doğasına hep beraber sahip çıktığımız bir Antalya için inşallah buradayız. Kısacası arkadaşlar, demokrasiyle şahlanmış bir Antalya'yı hep beraber kuracağız. Ben buradan söylüyorum, tekrarlıyorum. İktidarı da, muhalefeti de yapmadığı yapamayacak. Gördük arkadaşlar. İktidarı da, muhalefeti de gördük. Depreme karşı önlem almadılar, almayacaklar. İktidarı da, muhalefeti de torpilin önüne geçmediler, geçmeyecekler. İktidarı da, muhalefeti de sokakları güvenli hale getiremedi, getiremeyecekler. Deprem oldu, iktidardan da, muhalefetten de. Çıkıp tek bir kişi istifa etti mi ya? Etmeyecekler. Çünkü şu anda maalesef Türkiye'de siyasetin geneline hakim olan zihniyet aynı olduğu sürece bir şey yapma, bir şey başarma imkanları yok. Zihniyet aynı olduğu sürece iktidarın da muhalefetinde yeni söz söyleme gücü yok. İktidarın da muhalefetinde kavgadan, ayrıştırmadan başka siyaseti yok. Artık bunları görelim. Değerli arkadaşlar, ben buradan tüm milletime seslenmek istiyorum. Artık zaman yeni bir şeyler yapma zamanı. Zaman yeni bir yol çizme zamanı. Zaman bu siyaset zihniyetini değiştirme zamanı. İşte Deva Partisi tam da bunun için var. O yüzden biz buradayız. O yüzden Türkiye'nin dört bir yanında, Türkiye'nin 81 ilinde, yüzlerce ilçesinde varız. Bakın arkadaşlar, biz
Türkiye'de şöyle bir tabloya baktık. 2015'te ben bakanlıktan ayrıldıktan sonra ülkemizin dört köşesini gezdik. Sorunlar nedir? Sıkıntı nedir? Siyasi partileri inceledik tek tek. İktidar tarafını zaten biliyoruz. Bir güç zehirlenmesine kapılmış, devletin verdiği o gücü kullanmanın yozlaşmasının içine düşmüş, mutlak gücünde mutlaka yozlaştırdığı bir tabloyu milletin önüne koymuş bir iktidar var. Çünkü ülkeyi yönetenlerin süreyle ve yasalarla, hukukla sınırlanması gerekiyor. Devlet gücünü kullananların bir süreyle, iki hukukla sınırlandırılması gerekiyor. Yoksa devleti yönetme gücü insanı bozuyor. Bu insanın tabiatında, yaratılışında olan bir özellik. Güç zehirlenmesi denen bir şey var. Böyle bir gerçek var. Dolayısıyla bizim şu andaki iktidar partisinden zaten ümidimiz kesildi. Bizim kuruluşta koyduğumuz 3 dönem kuralını bizzat Erdoğan'ın kendisi deldi. Biz niye o kuralı koyduk? İktidar Partisi'nin ben o kurucu çekirdek ekibindeydim. 3 dönem dedik. 3 dönemden fazla işin başında kalan kim olursa olsun yoldan çıkıyor. Olmuyor ama o kuralı ilk delen kendisi oldu. Akitleşmeyi bozan kendisi oldu. Ve dikkat edin, 3 dönemden sonra 2014-2015'ten bu yana memlekete bir hayrı da dokunmadı. Dokunmuyor. Olmuyor. Bakın değerli arkadaşlar, biz evet iktidara baktık ama muhalefete de baktık. Hatta muhalefetin bir kısmıyla da masada oturduk. Bakın bütün bu çalışmalar, Türkiye'nin her alandaki çözümleri, Türkiye'nin devası. Böyle bir şey yok ya. Ne hükümette var ne diğer muhalefet partilerinde var. 23 ayrı alanda her şeyiyle çözüm üretmiş, çözümleri yazılı olarak milletimize sunmuş bir partiyiz biz. Burada hukuk adalet de var, özgürlük de var, eğitim de var, sağlık da var, dış politika var, güvenlik var, var her şey var. Ve hepsi uzmanlarca hazırlanmış. Koyduk altılı masaya. Altılı masanın dokümanlarına bakın. Bizim hazırlıklarımızla çelişen tek bir madde görmezsiniz. O altı imzalı belgeler var ya, şimdi kimse bahsetmiyor. Herkesin unutturmaya çalıştığı, bizim sadece Deva Partisi olarak hatırlattığımız, çünkü biz önemsiyoruz, altında imzamız var. Biz güvenin ne olduğunu iyi bilen insanlarız. Ve açıkça söylüyorum, Türkiye'yi yönetmeye en hazır parti kadrolarıyla, çözümleriyle Deva Partisi. Başka yok. İddiası olan varsa koysun ortaya. Eğitim politikası neymiş koysun, biz de koyalım, basının önünde tartışalım bakalım. Sağlıkla ilgili hazırlı olan varsa koysun ortaya, biz de koyalım, canlı yayınlarda tartışalım. Yok arkadaşlar, yok. Çünkü siyasetin çoğu kimlik siyaseti yapıyor. Kimlik siyaseti ne demek? Ben falancayım, sen de falancasın, bana oy ver. Ya da dönüyor, ben şucuyum bucuyum, sen de şucusun bucusun, onun için bana oy ver. Ya arkadaş, falancasın filancasın, şucusun bucusun da bu ülke için ne yapacaksın ya, bir anlat hele. Bu ülkenin yarınları için planın, projen nedir, bir anlat hele. Yok. Çünkü bu zihniyet siyaseti iktidarıyla muhalefetiyle bir rant kapısı gören zihniyettir arkadaşlar, unutmayın. Siyaseti bir para kazanma aracı gören, siyaseti rant kapısı gören zihniyettir. Oysa Deva kadroları siyaseti sadece ve sadece bu millete hizmet için bir alan olarak görür. Hatırlayalım, ben yolsuzlukla mücadele yasasını hazırladığımda, imar planlarıyla ilgili, bu haksız imar rantlarıyla ilgili yasal düzenlemeleri hazırladığımda, siyasi etik yasasını hazırladığımda Sayın Erdoğan ne dedi? Ne uğraşıyorsun ya bunlarla dedi. Türkiye'de yolsuzluk mu var sanki dedi. Üstelik dedi, bu dediklerini yaparsam ben partime il başkanı da ilçe başkanı da bulamam dedi. Ve bu söyledikleri hatırlayın, o gün bütün basında yer aldı. Çünkü kalabalık bir toplantıda söyledi. Kalabalık ortamlarda konuşulanların gizlisi olmaz, mutlaka yansır. Kamuoyuna yansır. Biz ne yaptık? Deva Partisi olarak 81 il başkanımızı, yüzlerce ilçe başkanımızı alnı açık, başı dik bir ekip kurduk ve milletimizin huzurunda çalışmaya başladık. Sayın Erdoğan ben bulamam diyordu, biz bulduk. Çünkü niyet iyi olacak, niyet. Niyet iyi olmayınca mümkün değil arkadaşlar, mümkün değil. İşte arkadaşlar biz yerelde çözümler üreteceğiz. Merkezi hükümete örnek olacağız. Onlara bir şehir nasıl yönetilir göstereceğiz ki bir ülke nasıl yönetilir anlasınlar. Sizlerden istirhamım, 31 Mart günü geldiğinde oy pusulasını elinize aldığınızda şöyle vicdanınızın, kalbinizin sesini dinleyin. Bu ülke için en hazır, en düzgün kadrolara sahip kimi görüyorsanız ama hazırlık ve kadrolar açısından baktığınızda o partiye destek verin. Biz bu partinin Deva Partisi olduğunu düşünüyoruz. Onun için diyoruz ki damgayı mutlaka damlaya vuralım. Çünkü biliyoruz ki çözüm sandık, çözüm halk, çözüm sensin. Ne diyoruz değerli arkadaşlar? Alem talansa, yolsuzluksa Deva sensin. Alem parti üyeliklerine bağlı olarak dağıtılan sosyal yardımlarsa Deva sensin diyoruz. Alem güvensiz sokaklarsa, yanmayan ışıklarsa, susuzluksa Deva sensin diyoruz. Alem geçim sıkıntısıysa, yüksek kiralarsa Deva sensin diyoruz. Alem buysa Deva sensin diyoruz.
Alem buysa deva sensin. Alem buysa deva sizsiniz arkadaşlar, siz ve bu kadrolar. Türkiye'nin devası Antalya, deva milletimizin tam kendisi. Alem buysa deva sensin dediğimiz kim biliyor musunuz? Hem kadrolarımız hem de millet. Çünkü millet olarak yine bu ülkenin yaralarını saracağız. Millet olarak bu ülkenin bozulmuş düzenini yeniden inşa edeceğiz. Millet olarak dağılmış eğitim sistemini, gittikçe bozulan sağlık sistemini, hukuksuzluğu, adaletsizliği yeniden inşa edeceğiz. Ve yeniden bu ülkeye hukuk, adalet gelsin diye çalışacağız. Çünkü değerli arkadaşlar, Antalya demokrasinin yerelden başlayacağını biliyor. Çünkü Antalya hakla, adaletle yönetilmeyi hak ediyor. Antalya iktidarın görmezden gelmesine, yatırım yapmamasına kurban edilemez. Antalyalılar bunu gayet iyi biliyor. Bakın değerli arkadaşlar, biz belediyecilik nedir? Yerel yönetimlerle ilgili ne yapacağız? Seçim geliyor diye apar topar son birkaç haftada hazırlık yapıp da beyanname sunan partilerden değiliz. Ta iki sene önce. İki sene önce yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızı ortaya koyduk. Bütün ayrıntılarıyla, madde madde, karınca duası gibi yazılarla. Tek bir kişi gelip bir nokta koyamadı şunu yanlış yapmışsınız diye. Çünkü bunu istişareyle yaptık. Her işin uzmanıyla hazırladık bunu. Ve milletimizin karşısına tam iki sene önce yerel yönetimler ve şehircilik anlaşımımızı ortaya çıktık. Başka ne yaptık? Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Deva belediyeciliği ile ilgili bir etik kurallar bildirgesi hazırladık. Tam 3 sayfa boyunca uluslararası yolsuzlukla mücadele kurallarına uygun, yönetimle ilgili ahlaki kurallara, etik kurallara uygun bildirge, bizim bütün adaylarımız ad soyad imza bunu imzalıyor. Ondan sonra adayımız oluyor. Çünkü kanunlar esnek, lastik gibi sünüyor. Kitabına uydurup iş yapan çok belediye var bu Türkiye'de. Hepiniz biliyorsunuz, izliyorsunuz. Biz bu kanunu zamanında çıkarıp bunu kanun haline getirmenin mücadelesini verdik. O Erdoğan'ın il başkanı, ilçe başkanı bulamam dediği dönemde. Ama biz bu geniş, esnek kanunu düzenlemenin içerisinde bir ahlak çerçevesi koyuyoruz. Biz etik çerçeve koyuyoruz. Ve diyoruz ki belediye başkanlarımız, biz ya iş yaparken bizim belediye başkanlarımız bu etik kurallar çerçevesinde işini yapacak diyoruz. Bunu da genel merkez olarak biz adım adım Türkiye'nin her yerinde kazandığımız bütün belediyelerde takip edeceğiz, takipçisi olacağız. Dolayısıyla bizim belediyeciliğimiz bu iki sütunda yükseliyor. Yani diyoruz ki biz iyi yaparız, hazırız ve bunu ahlaki kurallar, evrensel ahlaki kurallar çerçevesinde yaparız diyoruz. Evet, seçimlere gidiyoruz. Seçimler gerçekten belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi seçeceğimiz seçimler ama aynı zamanda bu sandıktan çıkacak sonuç milletimize bir mesaj, aynı zamanda hükümete bir mesaj olacak. Sandıktan çıkacak sonuç hükümete vatandaşlarımız ne kadar güveniyor? Güven oyu veriyor mu, vermiyor mu? Bunun da ölçüsü olacak. Yani bu seçim sadece yerel seçimlerden ibaret değil. Bu seçim aynı zamanda iktidara bir hat bildirme seçimi. İktidara bir uyarı seçimi. İktidara arkadaş sen yanlış yoldasın, aklını başına al deme seçimi. Onun için biz bu seçimi arkadaşlar iktidara sarı kart gösterme seçimi olarak görüyoruz. İnanın bu sarı kartı görmezlerse daha hoyratlaşırlar. Bu sarı kartı görmezlerse Türkiye'de hukuksuzluk, adaletsizlik büyür, hırsızlık, yolsuzluk çoğalır. Bu sarı kartı görmezlerse demek ki millet memnun kardeşim, sen ne konuşuyorsun? Ben anayasayı tanımam, anayasa mahkemesinin aldığı kararlara falan da uymam. Ben aynen yoluma devam ederim, sen ne konuşuyorsun? Millet de beni destekliyor, bak yaptıklarımı da teşhir ediyor millet, sana ne der. Çünkü ülkeyi yöneten zihniyet 50 artı 1'i cebine koydu mu aklıma geleni yaparım zihniyet. Türkiye'yi yöneten zihniyet şu anda ben 50 artı 1'im. Anayasa da 50 artı 1. Ne olacak kardeşim? Uymasam ne olacak? Kim ne diyebilir ki bana? Diyen bir zihniyet. Onun için bu sarı kartı görmeleri lazım. Bazıları bana soruyor. Niye kırmızı kart yok diyor. Ben de diyorum ki ya bu yerel seçim. İktidarı değiştirmek bu seçimde değil. İktidarı değiştirmek bir sonraki seçimde. Yani kırmızı kartı inşallah hep beraber genel seçimlerde göstereceğiz diyorum. O günler de gelecek. Deva Partisi.